Mersin'imizin ekonomisine değer katan bir toplulukla beraberiz. Mutlaka Türkiye'de tarım önemli. Türkiye'nin 20 milyonu aşkın bir hektar alanda yaptığı tarımsal üretimin değeri, önemi yadsınamaz. Hem 84 milyonu besleme misyonu, diğer taraftan da yaptığınız kaliteli ve birim alandan aldığınız yüksek ürünlerin ihracata dönüşüp döviz olarak yurda girmesi açısından çok önemli. Ancak kentimizin de tarımı önemli. 1.6 milyon hektar alan Mersin, 16 bin kilometre kare ve bunun yaklaşık olarak da dörtte birlik bir kısmı tarımsal üretim. Ama bizim bu toprakların özelliği ve iklim özelliği, az önce adı geçen hububatın, kısmen yağlı tohumların ve hiç bakliyatın üretilmediği bir hinterland. Burada arkadaşlarımız, ihracat yapan arkadaşlarımız ödüle layık görülsün ya da görülmesin. Tüm kardeşlerimiz, bu kente hizmet eden kardeşlerimiz yaptıkları ihracatta, ticarette aslında diğer bölgelerden üretimleri ve dahil işleme rejimi kapsamındaki işledikleri ürünü ihraç ediyor. Ve yaptıkları iş kolay işler değil. Yurt dışı piyasalarla bu şartlarda rekabet etmek kolay bir şey değil. Hangi tarım ürünü olursa olsun, eğer dış ticarette ihracat yönlü ağırlığınız varsa ama bu burada üretip burada gönderdiğiniz ürünlerse siz başarılı bir ülkesinizdir. Diğer taraftan işin içerisine dahili işleme rejimi kapsamındaki yaptığınız ihracatları katarsanız bu size reel rakamlar vermez. Bu konuda dikkatinizi çekmek isterim. Sayın Bakan'la ben 4 yıl parlamentoda kendisinin o dönemde başkanı olduğu tarım komisyonunda partimi temsil ediyor olarak çalıştık. Konusuna son derece hakim ve deneyimli bir hocamız. Umut ediyorum görev yaptığı sürece başarılı çalışmaların altına imza atar. Ben belediye başkanı olarak sizin çalışma alanınızda size yapacağım katkı, siz bir anlamda üreticisiniz, topraktan üretmeseniz de topraktan üretilen ürünü alıp ihraç kalemi haline getiren işletmelerimiz var, paketleme tesislerimiz var, un ihraç edenin un tesisi var ya da yağ ihraç edenin kırma tesisi, rafine tesisi var. Bir anlamda siz bir kat daha zor iş yapıyorsunuz. Makineyle uğraşıyorsunuz, sanayiyle uğraşıyorsunuz. Ben sizin üretiminizi, emeğinizi ihracata dönüşmesi için belediyenin görev ve yetki alanları içerisindeki her türlü konuda bugüne kadar olduğum gibi bundan sonra da doğal olarak yardım etmek durumundayım, yardımcı olmak durumundayım. Neden doğal olarak? Çünkü sizi anlayabiliyorum. Sizin sektörünüzü anlayabiliyorum. Benim de çoluğumun, çocuğumun rızkı sizin yaptığınız bir nevi işler. Kırım tesisiydi, tarımsal üretimdi, tarımsal üretim pazarlamaydı. Sizi anlayabiliyorum. Onun için belediyemizle gayet iyi ilişkiler kurmamanız için, bizden yararlanmamanız için hiçbir neden yok. Tesislerinizin olduğu bölgelerdeki altyapıdan üst yapıya kadar belediyemizin sorumluluk ve yetki alanındaki her türlü hizmetinizi yapmaya amadeyiz. Diğer konular üretimde Tarım Bakanı makro politikaları onlar verir. İhracatta Ekonomi Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın ya da diğer ilgili mevzuat, gümrük mevzuatını düzenleten ve bunu işleme koyan kurumların konusu. O işte hükümete ait. Biz kendi alanımızda tekrar söylediğim gibi her zaman işbirliğine hazırız.
Burada benim Alanya'da anlayan herkesi kutluyorum. Emek eden herkesi kutluyorum. Bu memlekette tek kuruş vergi veren, istihdam sağlayan, bütün alım teri döken iş insanlarımızı canı yürekten kutluyorum. Türkiye'de sektör ihracatının %17'sini Ahtürk üyeleri gerçekleştirmiştir. Amacımız bu oranı %30'un üzerine çıkarmaktır. Değerli Vahap Seçer Başkanıma da hem ziraat mühendisi, hem üretici, hem de şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sektörümüze katkılarından dolayı, sorunlarımızın çözümündeki desteklerinden, gayretlerinden ötürü hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Sözlerime son vermeden önce ödül alan ihracatçılarınızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Thank you.